Abi selamlar. Biliyorsunuz Mısır'dan geldik. Çok şükür müşkür kazasız belasız atlattım Mısır'ı. Şimdi Malezya'ya gidiyorum. Bu sefer böyle Balkanlar gibi gitti geldi gibi bir şey olmayacak. Uzun süreli gidiyorum. Ne zaman bir daha Türkiye'ye dönerim bilmiyorum. Tabii takip ederseniz, abone olursanız sevinirim. Ben size hemen hızlıca Mısır'a gitmeden önce bilmeniz gereken bazı şeylerden bahsedeyim. Bunların yani en basitinden başlıyorum. Vize. 25 dolarlık etiket parçası. Ödüyorsun yani, yapacak bir şey yok. Sadece Şarm'a gidersen ödemiyorsun. Onun haricinde piramitlerdir, Luxor'da, Hurgada falan hepsinde alıyorlar. Onlar da yapacak bir şey yok. Ödüyorsun abi şeyini. Vizeni alıyorsun, geçiyorsun. Abi hat kısmına geliyorsun. Daha havalimanından çıkmadan önce. Mutlaka hattınızı alın. İşte Şarm'a gidiyorsan, otel rezervasyon ettiysen, otel görevlisi seni almaya geldiyse sıkıntı yok. Ama sen taksiye binip otele gideceksen, seni almaya gelen biri yoksa abi, kesinlikle hat alman gerekiyor. Yani başka türlü internet bulamazsın. Gidiyorsun abi, hattını alıyorsun. 9 dolara 46 GB hat aldım Orange'dan. Orada Vodafone var, başka firmalar falan var. Gidin bakın tarifelere. Hemen hemen aşağı yukarı hepsi aynı. Vodafone'un galiba 10 dolar mıydı, 11 dolar mıydı neydi? Aynı GB. Ben Orange'ı tercih ettim. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Pasaportu veriyorsun. Paranı veriyorsun. Telefonu veriyorsun. Adam alıyor. Sim kartını değiştiriyor. Takıyor, ediyor. Her şeyini hazırlıyor. Aktif olmuş bir şekilde sana veriyor. Sen de bir Allah razı olsun diyorsun. Çıkıyorsun. Havalimanından çıktıktan sonra önün komple şey. Taksici. Yani hangi havalimanında inersen in, hepsinde aynı muhabbet. Her taraf taksici. Ne yapıyorsun sen? Uber'ini çağırıyorsun. Taksiciler yani selamun aleyküm deyip 25 dolardan bir açıyor. İşte pazarlık yapıyorsun, 20'ye iniyor. Kabul etmiyorsun, gitmeye kalkıyorsun. Adam diyor ki nerelisin? Hangi vatandan olursan ol, Türk ol, İsrailli ol, ne bileyim başka bir ülkeden ol. O ülkeyi çok seviyor adamlar. Ve 15 dolar iniyorlar. Yani bu fiyatlar size uygunsa, öderim diyorsan. Bin onlarla git yani. Siz bilirsiniz ama Uber'i ben çağırıyorum. 3 dolara gitmek istediğim yere, 4 dolara artık. Yani Uber'inizi, InDrive'ınızı mutlaka indirin, telefonunuzda olsun. Oraya gidince pazarlık derdinden kurtuluyorum falan filan. Sonra ben Hurgada'da kalmadım. Hurgada'dan direkt Luxor'a geçtim. Onun için de otobüs firmasına gittim. Şimdi otobüs kısmı biraz karışık. Türkiye'de ya da Balkanlar'daki gibi değil. Ya ben ne yapıyorum? Kendimden örnek vereyim. Alıyorum başımı, gidiyorum otobüs durağına. Selamünaleyküm, ben şuraya geçeceğim. Otobüs. Ya mutlaka buluyorsun hani, ben İstanbul'da. Nereye gidiyordum? Diyarbakır'a gidecektim. Yok lan, nereye gidecektim? Ağrı'ya gidecektim, Ağrı'ya. Abi indim. Ağrı diye dolanıyordum ortalıkta. Yani çünkü adamlar işte Bursa Bursa diye otobüs kaldırıyor. Ben de gitmek istediğim yere Ağrı diye bağıra bağıra sokakta dolaşıyordum. Ağrı'ya gidecek bir otobüs firması varsa buyur kardeşim diyordu. Beni çağırıyordu içeri. Her şekilde gidiyordum yani. Aynısını burada da yaparım dedim. Yani Balkanlarda da aynı şekilde yaptım. Visko visko diye bağırıyordum işte Bosna'da. Burada da aynı şekilde yaparım dedim. Google'a yazdım. Bus station. Uber'e dedim ki beni buraya götür. Zaten konumdan seçiyorsun. Ona göre teklif geliyor sana. Seçtim. Adam beni götürdü. İşte dedi otobüs durağında dedim. Yani otobüs durağına geldik. Baktı adam böyle. Bu dedi hangi firma? Dedim nasıl hangi firma? Sen dedi nereye gideceksin? Dedim Luxor'a gideceğim. E dedi biletine bakayım dedi. Dedim bilet yok, daha almadım. Dedi, nereden alacaksın? Dedim GoBus'tan alacağım. Adam şöyle bir alkı, pişkür yaptı. Dedi burası dedi Türkiye değil. Türkiye'deki gibi işlemiyor. Her otobüs firmasının kendine ait durağı var. Yani yazıhane gibi düşünün. Ama bir tık daha büyük yani. Otobüsler falan içine giriyor. Bazılarının girmiyor. Her neyse. Yani her firmanın kendi yazıhanesinden kalkıyor.
gibi düşünebilirsiniz. Adam aldı beni sağ olsun. GoBus'a götürdü. GoBus'ta indim. İşte biraz da firma şey otobüs sistemlerini anlattı. Şu şuradan şuraya gidiyor. Bu buradan buraya gidiyor. Ama yani bu aklınızda olsun. Yani direkt GoBus'a gidebilirsiniz. İşte Hurgada'dan Luxor'a gittim. 3 saat 4 saat bir şey sürdü. Zaten yol yorgunu uyudum. Luxor'da indim. Booking'den, Agoda'dan falan bir yerden otel rezervasyonu ayarlıyorsun. Hangi hostele gidersem gideyim, hepsinde tur var. Yani seni şuraya götüreyim, seni buraya götüreyim, şurayı gezdireyim, sabah bu saatte kalkıyor, oydu buydu falan. Katılmak isterseniz turlara katılabilirsiniz. Para değiştirme konusunda da şöyle bir şey var. Yani ben herhangi bir yere gidip para değiştirme gereği duymadım. Çünkü hostele gidiyorum mesela. 8 dolara rezervasyon yapmışım. Yani nasıl parası olmadığı için 20 doları uzatıyorum. O direkt işte 8 doları oradan çekiyor. Geri kalan 12 doları çeviremiyorlar zaten abi yani. İşte param yok, dolarım yok işte ya falan filan yapıyorlar. Mısır parası vermeyi teklif ediyorlar. Kabul edersen ki kabul etmezsen ne oluyor acaba onu da bilmiyorum. Ben hep param yok diye kabul ettim. Kabul ediyorum. Direkt yazıyor işte Google'a dolar Mısır poundu diye ne çıkıyorsa o fiyatı size ödüyor. Para değiştirme işini o şekilde geçiyorsun abi. Yani hiç sıkıntı. Yani lokantaya da gitsen o şekilde yapıyorlar yani. İnternetteki konu neyse Lipstick'e çeviriyorlar. Müze ve tapına girişleri abi öncelikle çok pahalı. Yani aşağı yukarı 2000 lira falan müzelere vermişim ben. Ki fazla da müze gezmedim. Yani 4 tane 5 tane gezmedim. 2000 lira vermişim sadece müzelere. Şu düşününce biraz içim yandı. Ve sadece kartla. Sadece kart kabul ediyorlar. Nakit kesinlikle kabul etmiyorlar. Ekstradan bir de İngilizceniz varsa da yani. Müzenin girişinde daha böyle bilet almadan öncesi ve bilet aldıktan sonra hep rehberler var. Yani isterseniz onlarla anlaşırsınız, içeri gezdirirler, size bir şeyler anlatırlar. Benim pek İngilizcem olmadığı için ben şey yapmadım, öyle tercih etmedim. Kendim dolandım. İşte güvenlik konusuna gelirsek abi. Başıma herhangi bir olay gelmedi yani. Tartaklanma, bir şeyin çalınması, yani hostelde kaldım, otelde kaldım. Çantalar orada. Yani bütün değerli eşyalarım benim ön tarafımdaydı. Zaten yanıma pek bir şey almamıştım. Ama diğer işte bütün ıvır zıvırlar falan ortada bıraksam hiçbir şeyim çalınmadı. Yani kaldığım hosteller için konuşuyorum. Benim başıma gelmedi en azından. Sokakta da kimse şey yapmadı. Tartaklanmaya çalışmadı. Bir şey çalmaya çalışmadı. İşte şiddet hiç görmedim. Her tarafta polis var. Her sokak başında. Yani turizmi açınca biraz öyle yapıyorlar. Fakat insanlar size bir şeyler satmaya çalışıyor. Luxor'dan örnek verirsek taksi ve at arabası sizin peşinizde hiç bırakmıyor. Sürekli taksi. Horse. Yani duyacağınız sokakta bu. Kesinlikle sizi rahat bırakmıyorlar. Şöyle bir taktik geliştirdim. Yani o bile işe yaramadı yani. Araçların ters yönünden ben gidiyordum. Yani karşı şeritten adam at arabasından indi, yanıma geldi, dedi ki horse. Benim ama yani o kadar yani rahat bırakmıyorlar kesinlikle. Onun haricinde Kahire'ye geçersek, Kahire çok rahat. Aşırı rahat. Kimse karışmıyor, taksici yok, yani taksici var ama sizi darlamıyorlar. At arabası hiç yok. Sokaklarda özgürce 2 gün boyunca dolaştım abi. Aşağı iniyorum, yukarı gidiyorum, lokantalara giriyorum, çıkıyorum, yiyorum, içiyorum bir şeyler. Kimse sizi rahatsız etmiyor, fiyatlar uygun, lezzetli. Güzel yani, Abu Tarek'e gittim, kuşarı yedim, 10 numara, kesinlikle gidin yiyin. Bunu da koyayım kenara. Aklınızda olsun. Abu Tarek.
Sonra abi Kayra o şekilde rahattı. Fakat dereyi geçince, orası dere değil, Nil nehrini geçince Giza'ya ulaşıyorum. Piramitlerin olduğu kısım. Abi orası ayrı bir dünya. Yani hem çok kötü, Eskişehir gibi, yani Eskişehir deyince bizim Eskişehir aklına gelmiş. Old Town gibi düşün. Çok kötü, leş gibi ortalık ve piramitlere yaklaştıkça çok fazla insansız darlıyor. İnanılmaz derece. Yani Uber çağırdım. Şoför şöyle dedi. Yaya geçidi şurası dedi. Arabayı yavaşlattı. Kapım açıldı. Adam dedi ki welcome. Oradan bir tuttular beni abi. Adi işte ben dedi görevliyim. Sıkıntı yok. O bu falan. Abi inanılmaz derece darlıyorlar. Yani yürüyüş yolu var, tamam mı? Binlerce insan yürüyor. Adam sana diyor ki yasak yürümek, sen yürüyemezsin. Yani binlerce insan yürüyor diyorsun. Bunlar yürümüyor mu diyorsun? Onlar diyor Mısırlı. Mısırlara serbest diyor. Mısırlar yürüyebilir diyor. Ki öyle bir şey kesinlikle yok. Zorla işte, yani maksat işte seni orada kandırıp at arabasına bindirmek. Yani atla deveyle falan. Seni oraya götürmek. Onların fiyatı da 500 lira açıyorlar. Binmek isterseniz hayvanlara binin. Yani tercih etmedim, bilmedim. O atçıları falan, piramitlerin orada biraz hayır hayır no 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 falan geçiyorsun abi. Bu sefer fotoğrafçılar başlıyor. En güzeli çocuktan yaşlısına kadar her taraf fotoğrafçı kaynıyor. Fotoğrafçıdan kastım profesyonel fotoğraf makineleriyle size fotoğraf çekmeye çalışanlar değil. Sen fotoğraf bir yeri çekerken dur ben senin fotoğrafını çekeyim ver telefonu deyip bedavaya çekerim sorun olmaz diyen insanlar bunlar ve telefonu alıyor. Parasız tabii ki selam bile size vermezler. Telefonu geri alabilmek için para ödemeye çalışıyorsun bu sefer, hani 5 dolar vereyim 10 dolar ver şu telefonu falan diye. Ortalığı karıştırıyorlar. Ki bu herkes için geçerli. Yani çocuklar da yaptı bana. Kimseye ben şey vermedim. Telefonu vermedim ama yani birkaç kişi geldi çocuklardan. Of, hatta bir tanesini videoya da çekmiştim. O sırada video çekiyordum GoPro ile. İşte beraber fotoğraf çekelim, fotoğraf çekelim. Elimde de GoPro vardı. Çevirdim şöyle bir tuttum. Çektim mi dedi fotoğraf. Dedim çektim. Para ver, para ver, para ver, para ver. $1 dedi. Money money diye. Bu sefer peşimi bırakmadı hiç. Vermedim. Yine ben de öyle bir inat var abi. Çok ısrar edilince bir konu hakkında ben yapmam onu. Onu da yapmadım zaten. Yani vermedim. En son çocuk aldı başına gitti. Onları saymazsak güzel yer. Yani Aralık ayında gitmiştim. Sıcaktı, güzeldi. Gezdik, ettik. Güzel bir gezi oldu yani. Şimdi Malezya'ya gidiyorum. Ayın 6'sında. Ki bu video muhtemelen ayın 6'sında yüklenecek. Malezya, Tayland, Singapur, Güney Kore, Japonya falan filan. Hatta iki kişiyiz. Kız arkadaşım da gelecek. Beraber gideceğiz. Yani ne kadar sürer, ne kadar gezeriz bilmiyorum. Yani olabildiğince uzun sürmesini istiyorum. 2 yıl, 3 yıl. Artık. Allah kerim. Bu kadar abi. Mısır'da bilmeniz gerekenler. Abone olursanız sevinirim. Abone lazım. Daha 1000 olmadık. 300'lerdeyiz. İnşallah oluruz. 1000 oluruz. 2000, 10.000, 100.000. Görüşürüz abi. Bay bay.